Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Ayben Metin. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geride bıraktığımız haftanın borçlanma aracı ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 30 Mayıs haftası borçlanma araçları birincil piyasada yoğunluğun devam ettiği bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda bankaların ve banka dışı finans sektörü kurumlarının 3 aylık vadelerde yoğunlaştığını gördük. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçların detaylarına baktığımızda Yapı Kredi %21-25 yıllık basit faiz oranıyla 70 gün vadeli ihracını yaklaşık 450 milyon lira, Halk Bankası %19-75 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını 500 milyon lira, bir önceki hafta %21-10 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını yaklaşık 102 milyon lira olarak sonuçlandıran QNB Finansbank, geçtiğimiz hafta %21-35 yıllık basit faiz oranıyla 77 gün vadeli ihracını yaklaşık 529 milyon lira, Türk Ekonomi Bankası %21-30 yıllık basit faiz oranıyla 77 gün vadeli ihracını yaklaşık 781 milyon lira. Bir önceki hafta %21 yıllık basit faiz oranıyla 76 gün vadeli ihracını yaklaşık 703 milyon lira, %20 yıllık basit faiz oranıyla 78 gün vadeli ihracını ise 212 milyon lira olarak sonuçlandıran Akbank, geçtiğimiz hafta %21 yıllık basit faiz oranıyla 56 gün vadeli ihracını yaklaşık 453 milyon lira, %21,50 yıllık basit faiz oranıyla 94 gün vadeli ihracını ise yaklaşık 477 milyon lira. Denizbank %21,50 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını 101 milyon lira. Alternatif Bank %22 yıllık basit faiz oranıyla 92 gün vadeli ihracını yaklaşık 100 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Yapı Kredi'nin yaklaşık 5 milyar 700 milyon, Halk Bankası'nın yaklaşık 3 milyar 800 milyon, QNB Finansbank'ın yaklaşık 4 milyar 180 milyon, Türk Ekonomi Bankası'nın yaklaşık 2 milyar 900 milyon, Akbank'ın yaklaşık 3 milyar 850 milyon, Denizbank'ın yaklaşık 2 milyar, Alternatif Bank'ın ise yaklaşık 728 milyon tutarında Türk Lirası bazında kıymeti bulunuyor. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda ise bir önceki hafta %21-25 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını 17 milyon lira olarak sonuçlandıran Deniz Finansal Kiralama, geçtiğimiz hafta %21-90 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracını 100 milyon lira, bir önceki hafta %21-05 yıllık basit faiz oranıyla 60 gün vadeli ihracını yaklaşık 348 milyon lira olarak sonuçlandıran İş Yatırım, geçtiğimiz hafta %21-40 yıllık basit faiz oranıyla 61 gün vadeli ihracını 230 milyon lira, %21-40 yıllık basit faiz oranıyla 63 gün vadeli ihracını ise yaklaşık 318 milyon lira. Akfaktöring %27 yıllık basit faiz oranıyla 104 gün vadeli ihracını 15 milyon lira. QNB Finansal Kiralama %22 yıllık basit faiz oranıyla 83 gün vadeli ihracını 143 milyon lira. TEP Finansman yıllık %22,50 basit faiz oranıyla 86 gün vadeli ihracını 200 milyon lira. Bir önceki hafta %19,85 yıllık basit faiz oranıyla 84 gün vadeli ihracını 111 milyon lira olarak sonuçlandıran Yapı Kredi Faktöring, geçtiğimiz hafta %21,70 yıllık basit faiz oranıyla 87 gün vadeli ihracını yaklaşık 205 milyon lira, Garanti Faktöring %21,80 yıllık basit faiz oranıyla 93 gün vadeli ihracını yaklaşık 340 milyon lira, Deniz Faktöring %21,15 yıllık basit faiz oranıyla 88 gün vadeli ihracını 100 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Deniz Finansal Kiralama'nın yaklaşık 970 milyon, İş Yatırım'ın yaklaşık 4 milyar, Akfaktöring'in yaklaşık 84 milyon, QNB Finansal Kiralama'nın yaklaşık 915 milyon, TEP Finansman'ın yaklaşık 550 milyon, Yapı Kredi Faktöring'in yaklaşık 800 milyon, Garanti Faktöring'in yaklaşık 560 milyon, Deniz Faktöring'in ise 475 milyon tutarında kıymeti bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçlarına bakacak olursak da Otokoç Otomotiv %27,75 yıllık basit faiz oranıyla vade sonunda tek kupon ödemeli 175 gün vadeli ihracını 250 milyon lira, Hektaş Ticaret %22,75 yıllık basit faiz oranıyla 95 gün vadeli ihracını 100 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içine tedavülde Otokoç Otomotiv'in yaklaşık 500 milyon, Hektaş Ticaret'in ise 100 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor.
Geride bıraktığımız haftalarda 3 aya yoğunlaşmış vadelerin devam ettiğini görüyoruz. Borçlanma araçları birinci piyasada belirsizliğin göstergelerinden olan oran revizelerinin ve iptallerin geçtiğimiz haftanın ilk gündeminde devam ettiğini gördük. Bir diğer yandan da bankalar ve bankalar harici finans sektörü kurumlarının önceki haftalara benzer vadeli ihraçlarına kıyasla geçtiğimiz haftaki ihraçlarında oranların yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.